Serdar Ortaç efendim Nehir Gözlüm isimli şarkısını 20'li yaşlarında platonik aşk besledi. Cansu Dere için yazdığını açıklamıştı. Ancak yıllar önce verdiği bir röportaj tüm gerçeği ortaya çıkardı. Sosyal medyada Serdar için Serdar herkese yazmış yorumları yapıldı. Haberi izleyelim. Katıldığı televizyon programında Nehir Gözlüm adlı şarkısını Sadakatsiz dizisinin yıldızı Cansu Dere'ye yazdığını açıklayan Serdar Ortaç faka bastı. Bülent abi bu şarkıyı daha 18 yaşında 20 yaşındayken Cansu Dere'ye yazmıştım biliyor musun? Abi! Borçlarını ödediğini ve huzurla uyandığını açıklayan Serdar Ortaç'ın Cansu Dere itirafı sosyal medya şakalarına neden oldu. Çünkü şarkıyı o dönem platonik aşkım olan Cansu Dere'ye yazdım diyen aynı Serdar Ortaç'ın 2003 yılında katıldığı bir televizyon programında karşılaştığı oyuncu Nehir Erdoğan'a vurulduğunu, 2005 yılında gözümün önünden o tertemiz hali hiç gitmedi, platonik bir aşktı bu. Bir gece oturup Nehir Gözlüm'ü yazdım, aylar yıllar geçmesine rağmen kendisine bir türlü açılamadım, keşke açılsaydım sözleri ortaya çıktı. Serdar Ortaç Ortaç'ın şarkıyı Cansu Dere'ye mi yoksa Nehir Erdoğan'a mı yazdığı özellikle Twitter tartışmalarına ve çeşitli şakalara neden oldu. Şimdi tahmin ediyorum ki Serdar Ortaç 2 yıl sonra da ben bu şarkıyı falanca için yazmıştım deme olasılığı çok yüksek. Müge, o gidişat o yönde yani. Hikayeye bakıyorsun birebir aynı hikayeyi 2003 yılında verdiği, 2005 yılında verdiği röportajda evet. Anlatmış. Yalnız sadece isimler değişmiş. Evet. Orada o röportajda diyor ki Nehir'i bir dizi çekiminde gördüm. Çok etkilendim. Platonik olarak bir şeyler besledim ona karşı ve Nehir Gözlüm'ü onun için yazdım. Nehir Gözlüm, Nehir ismi de ondan dolayı geliyor. Bu bana daha bir mantıklı daha geldi. Daha mantıklı nedense. Geldi ama şu da var. Bunu açıkladığı tarihte... Evet. Nehir Erdoğan gündemde. Şu Cansu gündeme göre biraz değiştiriyor aslında Esmer isimlere. Esmer kızlar. Şimdi arkadaşlarımız Eda söyledi. Cansu Dere'ye yazmış olma ihtimali çok az. Çünkü 20 yaşındayken yaptım ben bu Nehir Gözlüm'ü diyor. Cansu Dere, Serdar Ortaç 20 yaşındayken 10 yaşındaymış. Yani onu görüp de etkilenmesi pek mümkün hatta. Yok yine olmadı. Karıştırdı, hatlar karıştı. Normalde Serdar'a bir şey sorarız. Anında ya ses kaydı gönderir ya da hemen evet. Mesajımıza karşılık verir. Dün attık bu haberi, dedik ki nedir işin aslı diye. Serdar tünele girdi, ulaşılamıyor kendisi. Tamam. Cevap vermedi. Aslında bence tünel. Bence kafası karıştı onun. Evet. Çünkü Nehir'le Cansu bir ara birbirlerine çok benzetiliyordu. Kesinlikle. Aklıma sevgili Sinan Akçıl geldi. Fransız Koleji'nde okurken işte bir şarkıyı, aynı şarkıyı, etkili aşk şarkısını 3 kıza birden yazmış ve her kız kendine yazıldı zannediyormuş. Sanıyor. Ve bir araya geldiklerinde hayır bana yazdı, ona yazdı, bana yazdı deyince kavga çıkmış. Ah Sinan, ah Serdar.